Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 2004 ve 5.5 kasa bir passatım var. Debriyaj baskı baltasını sökeceğim ve bu baskı baltayla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Bilgi vermeden önce şöyle lifte gördüğünüz aracımı zaten diksiyonunu anlamışsınızdır. Yere indirdiğimde de çekeceğim. Ben bu araca aşık oldum. Yani çok sevdim. Çünkü çok düzgün bir araba. Allah sahibine bağışlasın. Siz de yorumlara bir maşallah iliştirin. Şöyle aracın altını göstereceğim size. Şöyle. Yani tamponların şu plastiğinin bile bu olması arkadaşlar büyük şans. Genelde bunlar olmuyor. Buralar olmuyor pasaklardan. Fatih Usta! Ne zaman böyle video çekmeye kalkışsam illaki bir makyada çalışıyor ya. Buralar genelde Passat'larda olmuyor arkadaşlar. O yüzden buralar hep çamur dolabiliyor. Bu yüzden sis farları hep zede görebiliyor. Yani zedelenebiliyor ya da arkaları çamurlanabiliyor. Hafiften bir terletme de demeyeyim. Yani kilometre bazında olağan bir şey. Bu araba 174.000'de. İnanmıyorsanız göstereceğim sizlere. Zaten aracı indirdiğimde. Diksiyonu falan gayet düzgün. Önünü şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde işte boru... gördüğünüz üzere zede almamış araba. Gayet temiz. Satılık mı diye soran arkadaşlara şunu söyleyebilirim ki bu aracı topluyoruz. Bir de şu boru çok fonksiyonlu bir boru. Dizellerde interkor borusu olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Bakın içine. Aynı zamanda hava borusu olarak da kullanılıyor. Bu aracın benzinli 1.6. Şöyle egzoz altını da göstereyim. Yani arabanın altını da göstereyim egzoz kısmını. Gayet güzel. Sökeceğimiz şanzıman bu şekilde duruyor. Önden çekişen arkaya uzun tofaş şanzımanı gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle gezelim arabanın altına. Şöyle bir adet orijinal Volkswagen egzozumuz var. Arka tarafta şurada bir gizlenmiş benzin filtremiz var. Onu da göstermiş olalım. Kesinlikle hiç darbe marbe yok arabanın altında. Bu gayet güzel bir şey. Bu plastik de sapasağlam duruyor. Normalde yok, olmuyor. 2004 model arabada disk olur mu? Disk var. Arkalar kaliper, disk fren. Passat'ın farkı. Şöyle göstereyim. Bu araç bağımsız süspansiyon değil ama bir üst kasasında size bağımsız süspansiyon eğer isterseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar, gösterebilirim. Mesela ikinci el alırken de bakılması gereken yerlere şu anda aslında bakıyoruz hep birlikte. İşte şu soldan bir ufak bir darbe almış gibi duruyor sanki. Burası kapalı olduğu için kıyaslayamıyorum. Ama çok güzel şey, yani plastiği falan gayet yerinde bakın. Şu gördüğünüz yukarıdan bir yerin tahliyesidir büyük bir ihtimal. Yani su dolduğunda buradan boşalsın diye. Çok ince detaylar var arabalarda. Hiçbir şekilde bakmış mıydınız bilmiyorum. İşte el fren halatları buradan geliyor. Şu gördüğünüz el fren halatı şöyle dolanıyor. İşte şurada birleşiyor bu el fren halatı. Bunlar bazen takılı kalabiliyor. Cırt diye çektiğiniz arkadaşlar geri boşaltmıyor. Araba yürüyor. Bir tarafı yürüyor ya solu ya sağ tutmuyor. Şöyle gidelim. Bizim bu şanzımanı sökme sebebimizi anlatayım sizlere. Bu arada videoları uzun diyen arkadaşlar, boş konuşuyorsun diyen arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. Kendinizi tek hissetmeyin. Yani bu dünyada tek siz değilsiniz. Sizden başkaları da var. Bunlara da bilgi veriyoruz. Unutmayın bunu. Yani sabaha tek başınıza uyanmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu araçtaki sıkıntımız debriyajımız üstten kabrıyor. Neden üstten kabrıyor? Bunun geri kalanını aracı gösterdikten sonra sizlere bir sonraki bölümde anlatacağım. Önce baskı baltı şanzımanı yerinden bir alayım. Sonra çekime devam edelim. Ve neden yukarıda kavruyor? Yani baskı baltamın üste kavramasının sebebi, atıyorum şöyle göstereyim. Şurada kavrayacaktı da burada ayıracaktı da biraz daha yukarı çekeceğim ayağımı, burada ayıracağım. Neden o şekilde ayırdığını anlatacağım söktükten sonra. Sonraki bölümde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi baskı baltayı gösterelim size. Nasıl çalıştığını da anlatalım. En azından aklınızda bir yer bulunsun.
Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz baskı, şu içerisindeki de balata. Bu arkada duran da volan. Volan, baskı ve balata. Üç parçadan oluşuyor. Burası arkadaşlar marşa bastığınız esnada, şurada şöyle göstereyim. Marşa bastığınız esnadan itibaren, motor çalışmaya başladığından itibaren döner. Siz debriyaj pedalına bastığınız arkadaşlar bu şemsiyeleri içeriye doğru itersiniz ve aradaki balatayı boşa çıkartırsınız. Balata dönmez ama baskıyla volan hala dönmeye devam eder. Bu esnada duran şanzımanda, yani yavaşlamaya çalışan şanzımanda rahat bir şekilde vites geçişi sağlayabilirsiniz. Eğer debriyaja basmayıp da vitesi geçirmeye çalışırsanız arkadaşlar, motorla birlikte şanzımanın içinde döndüğünden dolayı vites dişleri birbirini bulamayacağından dolayı cırtlama meydana gelir. Peki ya pedal nasıl yukarıda kalıyor? Arkadaşlar volanla baskının arasında bir mesafe var. Balatanın kalınlığına göre bir mesafe var. Bu balata zamanla aşındıkça arkadaşlar bu içerideki mesafe küçülüyor. Yani şu kadarken şu kadara kadar inebiliyor. Şimdi bu aradaki mesafeyi alabilmesi için arkadaşlar bu şemsiyelerin biraz daha üst ölü noktaya, yani yukarıya doğru çıkması gerekiyor. Yani biz ilk taktığımızda şemsiyeler biraz daha içe doğru. Ama balata bitmeye yaklaştığında, yani balata aşındığında arkadaşlar şemsiyeler biraz daha yukarıya doğru çıkıyor. Bu da debriyajda arkadaşlar, debriyaj pedalında ilk sıfır takıldığında dipte kavrarken, balata bitmeye ve aşılmaya yaklaştığında arkadaşlar pedal üste doğru çıkıyor. Yani üst ölü noktada kavramaya başlıyor. Bu arada ekrandaki pırpırlama led ışığı kullandığım için arkadaşlar, o yüzden kusura bakmayın, gözükecek mi bilmiyorum ama eğer gözükürse bunun sebebi led ışıktır, bilesiniz. Üst ölü noktaya çıktığında arkadaşlar, eğer balatanız aşınmışsa pedal da yukarıdan kavrıyor. Bunu bu şekilde anlatmış olalım. Hatta şu şemsiyeleri şöyle kenardan da göstereyim sizlere. Yenisini taktığımda da arkadaşlar şemsiyeyi tekrar göstereceğim. Yenisi gelecek ve yenisi büyük bir ihtimal daha basık olacak içeriye doğru. Ve aşındıkça, dediğim gibi balata aşındıkça bu şemsiyeler de yukarıya doğru çıkıyor. Bu da sizin, tekrar anlatayım, pedalınızın üst ölü noktada kavramasına neden oluyor. Yani debriyaj pedalı neden yukarıda kavruyor dediniz, olay bu. Ama şunu da unutmayın, sadece bundan kaynaklı değil arkadaşlar. Ama en azından baskıyı ve balatayı, en azından volantı ya da buradaki kavrama noktasını bu şekilde anlatmış olalım. Eğer aklınıza takılan bir yer varsa ya da anlatamadığımız bir durum varsa yorumlara yazın. Bunu tekrar çekeriz. Şimdi başka ne olabilir? Bunlar haricinde de olaylar olabilir arkadaşlar. Nasıl sorunlarla karşılaşabilirsiniz? Bunları yöneten merkezler var. Kimi hidrolik, kimisi bilya. Bunun bilyasını göstereceğim birazdan. Hidrolik bilya da olabilir. Üst merkez de olabilir. Hidrolik debriyaj da olabilir. Telli de olabilir. Tel uzadığı zaman da bunu yapar. Onu da söyleyelim. Tabii bunlar başımıza geldikçe video konusu haline getireceğimiz şeyler. Ama bunun bilyasını şimdi size gösterebilirim. Dedim ya ben, şemsiyeler üst ölü noktaya çıkıyor ve içeride bir boşluk meydana geliyor. Bu boşluğu alabilmesi için pedalın da yukarıya çıkması gerekiyor. Bu yüzden kavrama noktası biraz daha üste çıkıyor. Bunu gidermek için arkadaşlar baskıyı ve balatayı değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi bilyada da bunu göstereyim sizlere, bilyada ne hale gelmiş. Bu bir adet hassap şanzımanı. Böyle bakıldığında Toroslara benziyor. Yani Torosların şanzımanını da ben daha önce gördüm, hiç sökmedim ama yine aynı bu şekilde yandan akislerin çıktığı, şöyle göstereyim, bir adet arkaya doğru uzanan 5 ileri bir de gerisi olan bir adet şanzıman. Şanzıman. Bunu da neden şanzıman ya da şanzıman dediklerine siz de takılmışsınız arkadaşlar. Bunu da araştırıp aslında sizinle paylaşacağım. Şimdi şöyle de şuraya da göstereyim. Burada da bir şey takılmış ama ne olduğuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Sanki bir şey öğütmüş mü? Ya da bir şey bunun içine girmiş mi, girmeye mi çalışmış? Artık her neyse.
Bunu da temizleyeceğiz tabi. Buraları temizleyeceğiz bu şekilde. Toplamayacağız. Şimdi şöyle gelelim bilyaya. Asıl konumuza anlatalım size. Şimdi burada gördüğünüz bilya motoru çalıştırdığınızdan itibaren yine aynı volan baskıyla birlikte dönen bir bilya. Sizin hani şimdi burası döner olmasaydı ne olurdu? Şöyle göstereyim. Bastığınızda bu ileri geliyor bakın. Ne zamanki debriyaja basarsanız bu ileri geliyor. Az önce gösterdiğim şemsiyeleri bu bilye itiyor. Bu bilyeye döner olmasaydı düşünün işte dönen bir malzemeye metal sürtündüğünü cayır 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 ses yapacaktı. Ama bunu plastik bir adet bilye yapmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda hem pedalı anlattım sizlere, pedalın nasıl bir etki yapacağını ve bilyanın da nasıl bir etki yapacağını anlatacağım. Şimdi bilyanın üzerinde görüyor musunuz bilmiyorum ama şurası parlak. Şu alt kısmı da parlak. Ben yüzeye elimi değdirdiğim anda arkadaşlar yüzeyin basık olduğunu hissediyorum. Şu an size bunu videoda gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama yüzeyin basık olduğunu hissedebiliyorum. Bilye yüzeyi de plastik arkadaşlar. Ve dönen malzeme plastik sürekli döndüğü için ister istemez arkadaşlar burası da aşınabiliyor. Şemsiyenin boşluğuyla balatanın boşluğuyla bilyanın şemsiyelere basma boşluğunu da kıyasladığımızda bu da arkadaşlar debriyaj pedalımızın tekrar üst ölü noktada kavramasına bir etken. Yani baskı balatayı değiştirirken bilyayı da değiştiriyoruz ki debriyajımız biraz daha altta kavrasın. Bu bana sorulmuştu. Debriyaj pedalı neden abi üstte kavrar diye. Ama kavramada herhangi bir problem yok. Arabamın gidişinde bir problem yok. Ama debriyajım üst ölü noktada kavruyor. Bunun sebebi ne diye sorulmuştu. İşte bunun sebebi de bu şekilde görsel bir şekilde anlatmış olduk diye umuyorum. Eğer eksiklerimiz varsa yorumlarda zaten belirtirseniz, giydirirseniz biz de onları toparlar, düzeltiriz. Peki bir soru daha vardı. Bu neydi biliyor musunuz? Debriyaj pedalım neden sert? Ya da neden sertleşiyor debriyaj pedalım? Böyle bir soru da almıştım. Onun da cevabını vermek için arkadaşlar hemen baskıya geçelim. Şöyle geçelim baskıya. Şimdi bu şemsiyeler arkadaşlar sürekli ileriye geri çalışarak ve baskının balata tozundan etkilenmesinin sebebiyle arkadaşlar bu şemsiyeler biraz daha basması yani içeriye basması zorlaşıyor. Bu da arkadaşlar zamanla ama 1 sene sonra ama 6 ay sonra ama 2 sene sonra baskınızın artık baskı debriyajın sertleşmesine neden oluyor. Yani burada debriyaja bastığınızda komut verdiğiniz yer burası. Mekanik olarak sertleşmesi için tek bir sebep var. Bu sebep de baskının şemsiyeleri arkadaşlar. Bu şemsiyeler sizi debriyajınızın sertleşmesine neden oluyor. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Tabii ki de baskı balata değiştirerek. Ama eğer kavramanızda bir şey yoksa, bu arabada anlattığım gibi üst ölü noktada kavramıyorsa yani yukarıda kavramıyorsa bitmeye yaklaşmamışsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Ta ki debriyaj pedalınız üst ölü noktada kavrayana kadar. Bunu ikinci el alırken de kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bir tüyo verebilirim. Bazı araçların gene üst ölü noktada kavradığını söyleyebilirim. Şimdi burada marka veremiyorum. Çünkü birden fazla olabiliyor bu araçlar. Üst ölü noktada kavradığını söyleyebilirim. Ben burada Passat'a örnek verdim. Diğer araçlarda hani marka model girersek işte bayağı bir uzar. Ama birkaç modelde arkadaşlar debriyaj üst ölü noktada kavruyor. Bunu da belirteyim. Yani bu direkt bir kaynak olmasın size. Başka bir yerden alacağınız araçla alakalı mutlaka debriyajını araştırın. Arkadaşlar konudan konuya atlıyorum. Ama baskı balatayı da göstermeden geçemedim. Şimdi şuradaki perçini görüyorsunuz. Neredeyse balata yüzeyine yaklaşmış. Ve size az önce bahsettiğim aşınma olayı tam anlamıyla bunun burada çalışmasından kaynaklı. Şu şekilde dönüyor bu malzeme. Bu aradaki aşıntı şu kadarsa ya da şöyle bir şeyse işte şöyle göstereyim de ışık alsın. Şöyle bir şeyse bu arayı doldurmak için şu gördüğünüz şemsiyeler bu ara sertleşme
tozdur vesaire, onları da şöyle göstereyim. Çünkü bahsediyoruz. Şöyle göstereyim. Sonra yok abi göstermedin. Yok abi biz bunu görmedik demeyin. Şuradaki gördüğünüz tozlar bu şemsiyenin sertleşmesine neden oluyor. Ve debriyaj pedalınız bu yüzden sertleşiyor. Dediğim gibi pedalın üst ölü noktada kavrulmasında arkadaşlar balatanın bitmeye yaklaştığından kaynaklı olduğunu da belirttik. Hatta bu balata neredeyse perçine yaklaşacakmış. Yani bir iki zorlamada biraz daha balata aşındığında arkadaşlar şu perçin, hatta arka tarafta da vardır. Şöyle göstereyim. Şu perçin arkadaşlar yüzeye değecekti ve debriyajı bıraktığımızda tam bırakırken böyle bir çizme olacaktı. Burayı çizecekti. Şimdi kötü tarafı, eğer volant kısmını çizerse arkadaşlar, volantınız sağlamsa kurtaramayacaktık. Ve kurtaramadığımız zaman da maliyeti artacaktı. Bu arabayı da bu şekilde anlatmış olalım. Parçamız yoldaymış geliyormuş. Şu an elimde değil. O yüzden ikisini kıyaslayıp da size gösteremiyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eksikleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Debriyajla alakalı başınıza gelen tuhaf şeyler varsa da bunları bize yorumlarda belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bu tür içeriklerden faydalanmak, yararlanmak ve bilgi sahibi olmak için kanala abone olmayı, beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.